Sevgili kardeşler, kız kardeşler, hepinize esenlik, selamet olsun. Umarım hepiniz iyisiniz. Uzun bir zaman oldu. Facebook'la böyle canlı yayında birlikte olamadık. İşte tatilden dolayı, bazı uğraşılardan dolayı. Ama çok şükür şimdi her şey geçti ve şimdi başlıyoruz yeni bir sezona. Ve ben bu akşam seviniyorum yine sizinle birlikte olduğum için. Umarım sesim iyi geliyor, görüntü var, her şey yolunda. Eğer bir aksaklık, bir hata varsa bana iletebilirsiniz ama sanıyorum her şey yolunda. Gerçekten hepinizi çok özledim. Doğrudur, her ne kadar fiziksel olarak yan yana olmasak da böyle yazılar, mesajlar vesaire, hakikaten bu bile bir yerde bir paydaşlık, farklı bir şekilde ama bir paydaşlık, ruhsal bir paydaşlık ve bunda bile bir bereket var. Evet sevgili kardeşlerim, kız kardeşlerim, gerçekten seviniyorum. Umarım iyi bir tatil geçirdiniz. Umarım dinlendiniz. Umarım hazırsınız bu yeni sezona başlamaya, girmeye, artık ne tür bir yaşam sisteminiz varsa, biliyorum ki tatilden sonra oldukça zor. Birdenbire yeniden eski ritme girmek, umarım her şey yolundadır ve bu yeni sezona ruhsal olarak ve fiziksel olarak hazırsınız. Evet sevgili kardeşlerim, dediğim gibi seviniyorum bu akşam sizinle beraber olduğum için. Her zaman yaptığım gibi dua edeceğim ve bu duayla bu paylaşımı Rabbe sunacağız. Buyurun, bulunduğunuz yerde bana katılabilirsiniz. Evet, babamız, Tanrımız, sana şükrediyoruz bu akşam için, bu fırsat için. Şükrediyoruz, şimdiye kadar bizi korudun, sakladın. Evet, hepimiz bu tatil döneminde farklı şeyler yaşadık. Olumlu, olumsuz tecrübeler yaşadık. Ama sen her şeye rağmen bizi korudun, sakladın. Ve hala senin önündeyiz. Bunun için minnettarız. Baba Tanrımız, bu fırsatı sana sunuyorum. Ve bu kardeşleri, kız kardeşleri, bulundukları her yerde, Rab nerede bulunuyorlarsa orada kendilerini bereketle ve ne ihtiyaçları varsa ruhsal ve fiziksel, sen yetiş, yardım et diye dua ediyorum. Rab senin önündeyiz. Bu zamanı sen kendi yüceliğin için kullan. İsa Mesih'in, İsus Kristos'un adıyla. Amin Rab. Amin. Amin. Amin sevgili kardeşler, kız kardeşler. Ya dediğim gibi yeni bir sezona başlıyoruz. Doğrudur ki bu zamana kadar bu çarşamba akşamları farklı konular şimdiye kadar inceledik. Bugün aslında böyle bir özet yapmak istiyorum. Ve bu özet sonucunda başladığımız son konuyu bitirmek istiyorum. Ya biliyorsunuz ilk olarak birkaç ay öncesinde konuştuk. Tanrı bilgisinin önemi, gerekliliği. Bunun hakkında epey durduk. Ondan sonra konuştuk. Tanrı kimdir? Tanrı kimdir? Nasıl biridir? Ve bu biliyoruz bizim imanımızın temeli. Ya bundan önce konuşmuştuk, pardon, kutsal kitap hakkında. Kutsal kitap bizim inancımızın temeli. Neye inanıyorsak, ne uyguluyorsak her şey oradan geliyor, oradan gelmeli. Ve bunun hakkında konuştuk, kutsal kitap hakkında. Ve üçüncü olarak da konuştuk Tanrı'nın kimliği hakkında. Tanrı
kimdir? Yani özetlersek 3 nokta gördük şimdiye kadar. Hristiyanlığın temelini bilmenin önemi, bunun hakkında konuştuk. İkinci olarak konuştuk kutsal kitap hakkında, ona güvenebilir miyiz, Tanrı'nın sözü müdür, kutsal kitabın yeri yaşantımızda ve üçüncü son olarak da Tanrı hakkında konuştuk ve bugün bu Tanrı konusunu tümleyeceğiz ve gelecek hafta yeni bir konuya başlayacağız. Ya bu Tanrı konusunda dediğim gibi özellikle şu konuları inceledik. Bunlara bir kısa olarak özetlemek istiyorum. Tanrı kimdir? Nasıldır? Tanrı'nın varlığı, bunun üzerinde durduk. Tanrı'nın kendisini bize nasıl açıkladığı ve bunun üzerinde de uzun uzadıya durduk. İşte dedik Tanrı kendisini genel biçimde bizlere açıklıyor. Özel biçimde bizi açıklıyor. Ve en son olarak da dedik Tanrı kendini bireysel biçimde bizi açıklıyor. İsa Mesih'te ne zaman ki gerçekten onun mesajını duyuyoruz, kabul ediyoruz. Ya daha sonra konuştuk Tanrı hakkında. Tanrı'nın özellikleri. Tanrı o kadar yüce, o kadar büyük, sınırsız ki biz Tanrı'yı böyle bir isimle, birkaç tanımlamayla tanıtamayız, sunamayız. Tanrı budur diyemeyiz. Gerçekten Tanrı sınırsız bir varlık. Bundan dolayı kutsal kitapta Tanrı'ya birçok ünvanlar, birçok özellikler veriliyor. Öyle ki bir puzzle gibi ya da öyle resimleri, şimdi biliyorsun yüzlerce parçadan oluşan böyle resimler ve o parçaları bir araya getirdiğimizde genel tablo ortaya çıkıyor ve resmin ne olduğu böyle genel olarak anlaşılıyor. Tanrı'nın kimliğini anlamak için de birçok ünvanlarını böyle yan yana getiriyoruz. Kutsal kitapta tanıtılan ve onlara baktığımızda Tanrı hakkında genel bir görüşe, bilgiye sahip oluyoruz. Ve daha sonra konuştuk Tanrı'nın isimleri. Ve biliyoruz ki kutsal kitapta yine Tanrı'nın özelliklerinin yanında bir de Tanrı'ya verilen isimler var. Özellikler ve isimler zaten bunları bir araya getirdiğimizde bize tanıtıyorlar, açıklıyorlar inandığımız Tanrı'nın kim olduğunu, nasıl biri olduğunu. Ve bu isimler konusunda da oldukça durduk. İşte Adonay'dır, Elohim'dir, Yahve, özellikle Tanrı'nın özel adı Yahve ya da Tanrı'ya Allah diyebilir miyiz? Bunlar üzerinde epey durduk. Şimdi yeniden onları vurgulamayacağım. Onlar ki bu konuları yeniden işitmek istiyorlar, benim Facebook'u sayfamdan o videolar hala duruyor, bakabilirsiniz. Ya son olarak da özellikle gördük Tanrı'nın üçlü birliği ve bu da çok çok önemli bir nokta. Ve birçok bugün insanların, Hristiyanların dahi, sadece Müslümanlar değil, Hristiyanların dahi bazen anlayamadığı, zorluk gördüğü bir konu ama gördüğümüz gibi bu konuyu işlerken bu aynı zamanda kutsal kitabın temel bir öğretisi. Dediğimiz gibi baba, oğul, kutsal ruhla ilgili verileri toplayıp değerlendirdiğimizde bu üçlü birlik öğretişine varıyoruz. Ya ve daha en son olarak konuştuk bu üçlü birlik bağlamında vaftiz konusunda. Bugün Hristiyanlar vaftiz olurken nasıl vaftiz olur, hangi adla vaftiz olmalılar? Geçen defa gördük işte bugün bazı gruplar, tarikatlar, ne bileyim var diyorlar. Sadece İsa Mesih adıyla vaftiz olunması gerekiyor. Baba, oğul, kutsal ruh adıyla vaftiz olunmaması gerekiyor. Ve
üçlü bir, tabi bunu söyleyenler üçlü birliği yadsıyan kişiler. Ya bunun üzerine de yine bugün bu akşam durmayacağım. Onlar ki merak ediyorlar bu konuyu, yine Facebook'taki sayfamdaki videolara bakabilirler. Ya bugün tüm bu bilgileri böyle göz önüne getirerek biz bugün biraz kendimize bakmalıyız. Bu esnada bu paylaşıma yeni katılıyorlar. Hepinize tekrar iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Evet, Siranuş kız kardeşimiz Fransa'dan. Hoş geldin kız kardeşim. Şahan kardeşimiz Belçika'dan. Gabriele da. Nişan kardeşim Laura. Gülçiçek hoş geldiniz. Melisa kız kardeşimiz. Ferda kız kardeşimiz. Ayla. Hepiniz hoş geldiniz. Yeniden isimlerinizi okumak, görmek benim için büyük bir sevinç. Dediğim gibi bu öyle bir şey yapmak istiyorum aslında ki sadece ben konuşmayayım. İstiyorum ki böyle zaman zaman fırsatımız mutlaka olacak. Sorularınız, görüşleriniz, düşünceleriniz hiç çekinmeden yazabilirsiniz, paylaşabilirsiniz. Ve ben elimden geldiğince bildiklerimi sizinle paylaşmaya çalışacağım. Evet, Besim kardeşim de bize katıldı. Mehlan'dan iyi akşamlar. Besim kardeşim, Rab seni de, hizmetini, hepinizi bereketlesin. Güzel. Oldu. Bugünkü konu dediğim gibi Tanrı konusu. Ama bu Tanrı konusunu biraz böyle sonuçlamak için öyle ki başka bir konuya başlayalım. Biz ne zamanki Tanrı konusunu işliyoruz, Tanrı hakkında birçok gerçekleri öğreniyoruz, biliyoruz. Doğrudur ki bunlar sadece bilgi olarak yüreğimizde, düşüncemizde olmamalı. Sırf Tanrı'yı bilmek, Tanrı hakkında gerçekleri bilmek mutlaka güzel, harika bir şey ama bunlar yeterli değildir. Bu bilgi, Tanrı bilgisinin en önemli yönü ya da amacı bize yönelik. Bizim yaratık olarak yaratıcımıza karşı sorumluluğumuz, bu var olan, egemen olan, her şeyi yaratan bu büyük Tanrı, ben bu büyük Tanrı önünde neredeyim? Ben bu büyük Tanrı'ya karşı benim sorumluluğum, benim tutumum ne olmalı? Bu çok çok önemli. Sırf Tanrı hakkında böyle bilgiye sahip olmak dediğim gibi yeterli değil. Kutsal kitapta okuyoruz. Birçok insanlar inanıyorlar. Bugün de birçok insanlar Tanrı'ya inanıyor ama bu yeterli değil. Hatta görüyoruz diyor, cinler bile inanırlar ki bir Tanrı var. Yakup'ta okuyoruz. Sen diyor Tanrı'nın bir olduğuna inanıyorsun. İyi yapıyorsun ama cinler de inanıyor. Ve bu bize şunu hatırlatıyor ki sırf inanmak, Tanrı'nın varlığını bilmek, Tanrı'nın özelliklerini bilmek, Tanrı'nın adını bilmek, Tanrı'nın üçlü birliğini, gücünü, onun sınırsızlığını bilmek bunlar güzel ama bunlar sırf bilgide kalırsa bunun hiçbir faydası yok. Tanrı hakkındaki bilgi, eğer mesela tarihte okuyoruz değil mi? Birçok kişiler hakkında böyle bilgi ediniyoruz. Eğer aynı durumdaysa, bu bilgi bizi harekete geçirmiyorsa, bu bilgi bizi Tanrı'ya yaklaştırmıyorsa bunun hiçbir faydası yok. O yüzden dolayı bugün bu büyük Tanrı'ya baktığımızda,
bu büyük Tanrı'nın özelliklerini hatırladığımızda gözlerimiz o büyük Tanrı'nın haşmetinden, kutsallığından, büyüklüğünden bizim üzerimize yönelmeli. Ben bu büyük Tanrı önünde ne durumdayım? Bu çok çok önemli. Ve ne zaman ki bunun hakkında okuyoruz kutsal kitapta, özellikle Yeşaya kitabında çok sevdiğim bir bölüm, Yeşaya 6. bölüm. Orada okuyoruz Yeşaya peygamberin hizmete nasıl çağrıldığını. Yeşaya'nın hizmete atılması Tanrı'yı keşfetmesiyle oldu. Yeşaya Tanrı hakkında birçok şeyler biliyordu. Ama ne zaman ki bireysel bir şekilde Tanrı'yla karşılaştı, bireysel bir şekilde Tanrı'yla paydaşlık içine girdi, İşte bu onun tüm yaşamını değiştirdi. Bilmiyorum, daha önce bundan belki kısa olarak bahsettim. Bugün biraz böyle teşvik olarak ya da uygulama olarak Tanrı hakkında olan bilgimiz bağlantısında biraz bunun üzerinde durmak istiyorum. Bu bölüm dediğim gibi Yeşaya 6. bölümde bulunuyor. İsa Mesih'ten 700 sene önce, 700-750 sene yaklaşık önce yaşamış bir peygamber Yeşaya. Ve burada görüyoruz Yeşaya bir gün, artık tapınak, tam tüm detaylar anlatılmıyor. Kendisi tapınağa gidiyor ve orada dua ediyor. Artık Rabbe yaklaşıyor. Dediğim gibi detaylar anlatılmıyor. Buradan şunu görüyoruz. Yeşaya hakikaten Tanrı'dan korkan bir adamdı. Tanrı'yı seven. Bundan dolayıdır ki zaten tapınağa gidiyor. Ve yine böyle bir günde tapınağa gittiğinde dua ederken birdenbire onun ruhsal gözleri açılıyor. Tanrı onu ziyaret ediyor. Tanrı ona bir görüm sağlıyor. Ve diyor Yeşaya, Kral Uzya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Yüce ve görkemli Rabbi. Burada da görüyoruz Tanrı hakkında, Tanrı'nın özellikleri hakkında iki nokta. Yüce ve görkemli. Gerçi birbirine aynı anlamı taşıyor ama yüce, görkemli Rabbi gördüm. Mutlaka bu görüntü böyle bir görümde. Rabbi kimse tümüyle görmüş değildir, göremez ve yaşayamaz. Gören de yaşayamaz. Daha önce bahsettiğim gibi. Ve burada Rabbi gördüm. Nasıl gördüm? Tahta oturuyordu. Ne tahta? Ve burada da görüyoruz Rabbin egemen olduğunu. Rab göklerde tahtında oturuyor ve egemenlik sürüyor. Biz bunu daima aklımızda tutmalıyız. Vahiy kitabında da birçok kez görüyoruz. Tanrı tahtında oturuyor. Egemenlik sürmek için. Ve aynı zamanda biliyoruz ki bir günde yargılamak için. Ya Rabbi gördüm tahtında oturuyordu. Ve giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Göksel tapınakta Tanrı'nın huzuru her orayı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu. Seraflar bir tür melekler. Tanrı'nın huzurunda bulunan seraflar. Ya bu melekler konusunu daha ileride paylaşacağız detaylı bir şekilde. Seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor.
öbür ikisiyle de uçuşuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Harika bir ezgihe, harika bir duyuru. İşte bu serafların, bu meleklerin, Tanrı'nın çevresinde, Tanrı'yla birlikte ve Tanrı'yı övüyorlar. Tanrı'ya tapınıyorlar. Yani burada ne ilan ediyorlar özellikle? Rabbin her şeye egemen olduğunu. Gerçekten inandığımız Rab her şeye egemen olan Rab'dir. Bazen dünyaya baktığımızda diyoruz sanki dünya çığırından çıkmış, sanki Tanrı'nın kontrolünden çıkmış öyle bir görünümü var. Ama her ne olursa olsun Tanrı bu gelişimlerden, her şeyden haberdar ve Tanrı egemendir. Her şeyi kontrolü altında tutuyor ve her şey onun planı uyarınca, onun hedeflediği amaca doğru gidiyor. Ve bu Tanrı'nın egemenliğinin bir göstergesidir. Ve biz buna inanıyoruz. Her şeye egemen Rab. Ondan sonra diyor, kutsal, kutsal, kutsaldır. Ve inandığımız Tanrı aynı zamanda kutsaldır. Ve Tanrı'nın kutsallığı gerçekten kutsal kitabın çok çok önemli bir konusu. Ve bu konuda vahiy kitabında da görüyoruz. Yine melekler Tanrı'nın orada kutsallığını ilan ediyorlar, duyuruyorlar. Evet sevgili kardeşim, kız kardeşim. Gerçekten Tanrı kutsal. Onda hiçbir leke yok. Kutsallık, temizlik, paklık onun temel özelliği. Ve maalesef bizler bu kutsallıktan yoksunuz. Ve devam ediyor, yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Yüceliği, Tanrı'nın yüceliği bütün. Doğrudur ki göğe, yeryüzüne, tüm varlıklara baktığımızda onun yüceliğini görebiliriz. Onun hikmetini görebiliriz. Onun sevgisini, onun gücü, onun huzurunu hissedebiliriz yaratılışta. Ve diyor, serafların sesinden kapı söveleriyle eşikleri sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. Tapınak dumanla doldu. Ve gerçekten burada Tanrı'nın huzurunun ne denli haşmetli, görkemli, yüce olduğunu görüyoruz. Öyle ki onun huzurunda her şey sarsılıyor. Her şey nasıl, özellikle yine Musa olayında görüyoruz. Ne zaman ki Tanrı 10 emri vermek için o dağa indi ve orada diyor dağdan duman yükseliyordu. Ateş vardı. Dağ titriyordu. Ve gerçekten Tanrı'nın huzuru orada hazırdı. Ve burada aynısı olduğu gibi. Nerede Tanrı var? Ve orada gerçekten Tanrı'nın huzuru, görkemi hazır ve bu orada değişiklikler var. Orada bir büyük bir görkem var. Çünkü görkemli olan Tanrı orada. Ve işte Yeşaya tapınağa girdiğinde bunları görüyor. Bunları yaşıyor. Bunları deneyimliyor. Ve bu deneyim, bu görüm onun hayatının dönüm noktası oluyor. Hizmetinin dönüm noktası oluyor. Belki o zamana kadar birçok hizmetler yapıyordu. İnancı vardı. Birçok dinsel eylemlerde bulunuyordu. Ama şimdi Tanrı'yı, onun görkemini gördü. Tahtında melekleri, onun yüceliğini gerçekten hissetti, gördü. Bu ne kadar, ne kadar önemli. Ne zaman ki burada ilk şey bu, Yeşaya Tanrı'nın yüceliğini gördü. Ne zaman ki Yeşaya Tanrı'nın yüceliğini gördü,
Bunun içinde, bu yücelik içinde, Tanrı'nın kutsallığı içinde, Tanrı'nın büyüklüğü içinde başka bir şey daha gördü. Başka bir şeyin farkına vardı. Bu neydi? Görüyoruz hemen 5. ayette. Vay başıma! Vay başıma! Mahvoldum! Burada da görüyoruz, Yeşaya dediğimiz gibi Tanrı'da, Tanrı'nın kutsallığında, Tanrı'nın görkeminde kendini gördü. Kendi küçüklüğünü gördü. Kendi günahlılığını gördü. Kendi kaybolmuşluğunu gördü. Kendi kirliliğini gördü. Doğrudur ki, ne zaman ki Tanrı'nın huzurundayız, ne zaman ki Tanrı'nın kutsallığını sezinliyoruz, haliyle, doğal olarak bu kutsallık içinde kendimizi görüyoruz, görmeliyiz. Ve bugün her ne kadar biz Yeşaya gibi böyle görüm Tanrı'yı görmesek de, Tanrı belki bazılarına bunu farklı şekillerde yaşatabilir. Bunu şey yapmıyoruz, dışlamıyoruz. Ama biz Tanrı'yı görebiliriz. Tanrı'yı hissedebiliriz. Ne zaman ki Tanrı'nın sözünü açıyoruz, okuyoruz. Tanrı bu yaptığı şeyleri her defasında yapmak mecburiyetinde değil. İman döneminde yaşıyoruz. İmanla yaşama döneminde. Ve şimdi biz Tanrı'yı görebiliriz. Kutsal kitabı açtığımızda, okuduğumuzda, dua ettiğimizde, Tanrı'nın ruhuyla Tanrı'ya yaklaştığımızda. Ve doğrudur ki her defasındaki Tanrı'nın sözünü açıyoruz. Orada Tanrı'nın kutsallığını, Mesih'in kutsallığını, büyüklüğünü, sevgisini sezinliyoruz, görüyoruz. Ve haliyle bu durumda, bu sezinlemede kendimizi de görüyoruz. Kendi zayıflığımızı. Kaç kez olmuştur bana ya da hepimize? Ne zaman ki okuyoruz bir şey, ah diyoruz, ne kadar uzağız bu kutsallıktan, ne kadar uzağız bu görkemli Tanrı'dan, onun huzurundan. Ama gerçekten kutsal kitabı okuyup yaklaştığımızda Tanrı'yı sezinleyebiliriz. Ve bu kutsallıkta dediğimiz gibi kendi kirliliğimizi, günahlılığımızı görürüz. Yeşaya ne dedi? Vay başıma! Bu ifade önemli bir ifade. Vay başıma! Mahvoldum. Niye? Çünkü günahlılığını gördü. Ve gerçekten duamız o ki kutsal kitabı okuyan kişi, Tanrı'ya yaklaşan kişi kutsal kitapta Tanrı'nın huzurunda Tanrı'nın görkemini, kutsallığını görsün ve kendini görsün. Günahlılığını, kirliliğini. Ve ilginç burada, mahvoldum dedim, çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Burada iki şey görüyor. Kendi kirliliğini, günahlılığını ve ondan sonra yaşadığı toplumun kirliliğini, günahlılığını. Ama ilk olarak burada gördüğü şey kendi kirliliği, kendi dudaklarının kirliliği. İkinci olarak dışarıyı, topluluğu görüyor. Bu böyledir. Ne zaman ki biz Tanrı'nın huzuruna geliyoruz, Tanrı'nın sözünü işitiyoruz, Tanrı'nın sözünü okuyoruz. Bu sözler önce benim için. Beni bana gösteren sözler. Bu sözleri ben duyduğumda, işittiğimde, okuduğumda dememeliyim. Ah,
Bu sözler benim komşu için. Bu sözler kocam için. Bu sözler karım için. Yok, bu sözler her şeyden önce senin için, benim için. Ve burada önce Yeşaya kendini gördü. Ve duyurdu, itiraf etti. Dudakları kirli bir adamım. Ve dudakları kirli bir toplumun içinde yaşıyorum. Bizler bazen çoğu zaman tersini yapıyoruz. Kendimizi görmekten ziyade hemen başkalarını görüyoruz. Başkalarının hataları, onun bunun hatası. Ama önce biz, Tanrı'nın önünde önce ben ne durumdayım? Ve ilginç, devamında okuyoruz. Evet, diyor, çünkü diyor, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Burada bir itirafta bulunuyor. Birincisi dedik, Yeşaya Tanrı'nın görkemini, kutsallığını gördü. İkincisi, Tanrı'nın görkemi, kutsallığı içinde kendisini gördü, günahlılığını gördü. Halkının günahlılığını gördü ve bunu itiraf etti. Bunu duyurdu. O kutsal taht önünde, Tanrı önünde günahlılığını duyurdu. Ve aynısı gibi bizim de bugün durum aynı. Biz de günahlarımızı kabullenmeliyiz. Alçak gönüllü bir şekilde. Kendimizi doğrulamaya gitmeme. İşte canım herkes böyle yapıyor, normal diyerek hatalarımızı, günahlarımızı örtmeye gitmemeliyiz. Ama itiraf etmeliyiz. Ben asıl bir yine Tanrı'nın sözünde okuyoruz. Diyor, günahlarını örten diyor, kapatan merhamet bulmaz ama onları itiraf edip bırakan merhamet bulur, kurtuluş bulur. Ve burada görüyoruz, Yeşaya itiraf etti, kabul etti alçak gönüllülükle. Ve ne zaman ki Yeşaya bunu itiraf etti, neyi gördü? Tanrı'nın kurtuluşunu gördü. Ve hemen devamında okuyoruz, diyor, seraflardan biri bana doğru uçtu, elinde sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi, suçu silindi. Günahın bağışlandı dedi. Ne kadar harika. İtiraf, alçak gönüllülük ve Tanrı'nın kurtuluşu. Ne zaman ki biz kabul ediyoruz hatamızı, Tanrı bize gösteriyor kurtuluş yolunu ve diyor, işte bu senin dudaklarına dokandı, günahların silindi. Harika bir şey. Temizlenmek, arınmak. Gerçekten biz itiraf edersek günahlarımızı, nasıl 1. Yuhanna'da okuyoruz, Tanrı hazır bizi bağışlamaya, temizlemeye. Bizi diyor, onun kanı, Mesih'in kanı bizi bütün günahlardan arıtır. Evet sevgili kardeşim, kız kardeşim, gerçekten Tanrı'nın önünde alçalır. Günahımızı kabul edersek ve onu itiraf edersek, Mesih'in adıyla Mesih tüm günahlarımızı arıtıyor, temizliyor ve bizi yepyeni bir insan yapıyor. Ve burada da görüyoruz nasıl Yeşaya arındı, temizlendi, kurtuluş buldu. Kurtuluşu gördü. Tanrı'yı gördü. Günahlılığını gördü. İtiraf etti ve kurtuluşu gördü. 4. olarak. Kurtuluşu gördü. Bugün de aynısı gibi. Ve daha sonra burada bitmiyor. Her şey burada bitmiyor. Devamı var. Devamı nasıl? Sonra Rabbin sesini işittim. Kimi göndereyim? Bizim için kim gidecek diyordu. Ve Yeşaya hemen cevap veriyor. Ben
beni gönder dedim. Ve Tanrı ona diyor, git bu halka şunu duyur. Ve burada da görüyoruz, Yeşaya Tanrı'nın çağrısını duyuyor. İlginç. Tanrı zorlamıyor Yeşaya'yı. Her ne kadar Yeşaya Tanrı'nın görkemini gördüyse, temizlendi, arındıysa, doğrudan onu zorlamıyor hizmetine. Ama ne yapıyor? Burada bir çağrı. Kimi göndereyim? Kimi göndereyim? Ve burada da görüyoruz bir hizmetin gerekliliği. Tanrı'ya iman etmek, Tanrı'yı tanımak çok güzel. Ama bu sadece bizimle kalmamalı. Bu başkalarına ulaşmalı. Başkalarına bu kurtuluş müjdesi, uyarı müjdesi ulaştırılmalı. Ve Tanrı bunu zorla yaptırmıyor. Ama eğer biz gerçekten kurtuluşu anladıysak, Tanrı'yı tanıdıysak, bu bizde doğal olarak oluşan bir şey olması lazım. Yeşaya burada ne zaman ki o çağrıyı duydu, bizim için kim gidecek? Belki Tanrı bugün aynısı gibi sesleniyor. Bugün kim gidecek? Biraz önce Yeşaya diyordu, ben kirli dudaklı bir adamım ve dudakları kirli bir halkın içinde bulunuyorum, yaşıyorum. Kendisi arındı, temizlendi o kirlilikten ama halk aynı durumda. Ne yapacak şimdi? Ne zaman ki o çağrıyı duydu, kendisi arındı, temizlendi. Öyle bir aşamaya geldi ki artık kendisi başkalarına hizmet edebilir. Ve o bu yüzden dolayı Yeşaya dedi, ben beni gönder dedim. Tanrı'ya diyor, ben beni gönder. Hazırım. Çünkü kurt seni gördüm. Kutsallığını gördüm, gücünü gördüm. Kurtuluşunu gördüm. Ve hizmetin gerekliliğini gördüm. İnsanları uyarmanın gerekliliğini gördüm. Bu kurtuluşu başkalarıyla paylaşmanın gerekliliğini gördüm. Eğer tövbe edilmezse, Mesih kabul edilmezse sonuçlarının ne kadar yıkıcı olacağını, onların helak olacağını gördüm. Ve burada Yeşaya hazır. Beni gönder. Ve sevgili kardeşim, bugün aynısı gibiyim. Tanrı bizi hizmete çağırıyor. Tanrı seni nerede bulunuyorsan bilmiyorum. Belki bu bölüm aracılığıyla Tanrı sana sesleniyor. Hizmete. Eğer sen tövbe ettiysen, Mesih'i kabul ettiysen ve gerçekten kurtuluşun ne olduğunu anladıysan, sonsuz yaşamın ve Tanrı diyor, kimi göndereyim, kim gidecek? Ve sen bulunduğun yerde Tanrı'nın sana verdiği armağanlarla diyebilirsin, beni gönder, hazırım, hizmet. Evet, ve gerçekten bu olaydan, bu tecrübeden sonra diyebiliriz Yeşaya'nın yaşam biçimi değişti, hizmet biçimi değişti, tanıklık biçimi değişti. Çünkü Tanrı'yla bireysel bir paydaşlık içine girmişti, görmüştü, deneyimlemişti. Ve bugün de biz de aynısı gibi farklı şekillerde Tanrı'yı deneyimleyebiliriz. Ve Tanrı bize seslenir, bizi yeniler, güçlendirir, arındırır. Öyle ki biz hizmet edelim. Arındırılıyoruz, kurtuluyoruz. Hizmet etmek için çok önemli. Ve bugün hizmetin gerekliliği tüm kiliselerde olsun, aile, farklı dünyada açık hizmet etmek. Sen hizmet ediyor musun? Özetleyecek olursak kısaca, gerçekten Tanrı hakkındaki bilgimiz bizi ona adanmaya, ona verilmeye ve hizmete yönlendirmeli. Ve biliyoruz bizler
zaten biliyorsunuz en büyük buyruk Tanrı'ya karşı bizim vazifemiz diyor, Tanrı'yı bütün yürekle sevmek, bütün varlığımızla sevmek ve komşumuzu da kendimiz gibi sevmek. Tanrı'yı sevmek, komşuyu ise komşuyu nasıl sevebiliriz? Tanrı'yı ona kurtuluş duyurusunu bildirerek. Ve aynı zamanda bizim başka çok önemli bir sorumluluğumuz, ne zaman ki Tanrı gerçeklerini, Tanrı'yı biliyoruz. Daha önce de gerçi bunu vurguladım. Tanrı ruhtur. Ona tapınanların ruhta ve gerçekte Tanrı'ya tapınması gerekiyor. Tanrı'ya ruhta ve gerçekte tapınmak. Sözle değil, teorik olarak gerçekten tapınmak. Ve Rab gerçekten hepimize yardım etsin. Ona ruhta ve gerçekte tapınmak için. Teoride tapınmak için değil. Tanrı bir hayali bir varlık değil. Gerçek bir varlık. Ve Tanrı istiyor biz onunla şahsi, bireysel bir paydaşlığa girmemiz. Baba-oğul ilişkisine, paydaşlığına girmemiz. Bu nasıl olabilir? Dediğimiz gibi onun önünde alçalarak, dua ederek, sözünü okuyarak, onunla olan ilişki gün be gün geliştirerek. Ve Tanrı gerçekten bu bireysel paydaşlığı istiyor. Ve Tanrı aynı zamanda istiyor bizim yaşamımızda ilk yeri almak. İlk yeri almak çok çok önemli. İsa Mesih'in dediği gibi Tanrı ruhtur, ona ruhta ve gerçekte tapınmak. Ve diyor İsa Mesih, her şeyden önce onun egemenliğini arayın. Ve bu şeyler size artırılacaktır. Ya sevgili kardeşler, kız kardeşler, ben bugün bu şekilde kapatmak istiyorum bugünkü paylaşımı. Gerçekten Tanrı'yı tüm varlığımızla sevelim. Kendimizi ona verelim. Onun büyüklüğü, kutsallığı gerçekten bizim varlığımızı kuşatsın ve bizi böyle hizmete yönlendirsin, Yeşaya gibi. İmanımız teoride olmasın ama kalıcı olsun. Ya Rab hepinizi bereketlesin. Bilmiyorum bu bağlamda herhangi birinizin bir sorusu, anlaşılmaz bir nokta var mıydı? Evet, Hınazant Yücecan Demir Kran kardeşimiz Almanya'dan sanıyorum. Evet, hoş geldiniz, iyi akşamlar. Rab sizi bereketlesin. Lucin kardeşim, evet, hepinizi Rab bereketlesin. Eğer öyle özel bir sorunuz yoksa ben burada kapatacağım. Gelecek çarşamba için bilmiyorum, böyle eğer böyle paylaşmak istediğiniz sorular, ne bileyim, herhangi bir şey varsa, belki biraz serbest bir paylaşım olacak. Dua konusu olan, belki dua edebiliriz burada birlikte. Çekinmeden paylaşabilirsiniz. Öyle ki sırf böyle şey olmasın, bu tek yönlü bir paylaşım olmasın. Ama karşılıklı olsun. O zaman gelecek çarşamba görüşme umuduyla Rab hepinizi bereketlesin. Ben kısa olarak dua edeceğim ve duayla kapatacağım. Evet Rabbimiz, şükrediyoruz. Bize verdiğin bu fırsat için, konuştuğumuz konuları, her şeyi sen biliyorsun. Anladığımız, anlamadığımız konuları da Rab, hepsini sen biliyorsun. Ama şunu biliyoruz, sen her şeye egemen olan Rab'sin. Rablerin Rabbi, kralların kralısın. Ve biz sana tapınıyoruz, seni övüyoruz, seni yüceltiyoruz. Ve gerçekten seni övüyoruz. Sen tapınmaya, yücelmeye layıksın. Ve Rab, bizim sana olan imanımızı, sevgimizi yenile, güçlendir. Ve aynı zamanda Rab, bize yardım et. Hizmet ruhuyla bizi doldur. Senin bu kurtuluş haberini, iyi haberini başkalarına duyurabilmek için. Bizim önce yaşamamız için ve bunu başkalarına da
ulaştırabilmemiz için her birimize yardım et. Bu paylaşıma katılan her bir kardeşi bereketle olduğu yerde ne ihtiyaçları ne sorunları varsa sen yetiş, hasta olanları, sorunlu olanları, farklı farklı mücadelede olanları sen herkesi biliyorsun. Kutsal ruhunla yetiş, teselli et, şifa ver, güçlendir diye dua ediyoruz. Rabbimiz kurtarıcımız, İsus Kristos'un İsa Mesih'in adıyla. Amin Rab. Amin. Amin sevgili kardeşler, kız kardeşler. Rab hepinizi bereketlesin. Esen kalın. Bir dahaki çarşamba görüşmek üzere.